Merhaba. Bugün gördüğünüz üzere bir Windows ekranıyla yaptım açılışı. Bunun özel bir sebebi var. Bugün anlatmak istediğim, göstermek istediğim şey benim Linux'e başlarken kendi bilgisayarıma yüklemeden önce yapsaydım iyi olurmuş dediğim, başkalarına da yapmasını tavsiye ettiğim bir şey. Biliyorsunuz önceden verdiğim bazı tavsiyeler var videolarımın arasında, hep söylüyorum. İşte bir kurulum USB oluşturup live olarak oturum açın. Önce sanal makineye kurun gibi önerilerim oluyor. Bugün ikisinin de ötesinde gerçekten bilgisayara yüklemeye en yakın noktada başka bir yöntem önermek istiyorum. Yöntemimizin adı Persistent Live USB. Bu bildiğimiz kurulum ortamı, kurulum USB'si. Normal kurulum USB'sinde live oturum açarmış gibi oturum açıyoruz. Ama normal live oturumun aksine yaptığımız değişiklikler bilgisayarı yeniden başlattığımızda kaybolmuyor. Ve USB'deki depolama alanı yettikçe kalmaya devam ediyor. Bunun için ihtiyaç duyduğumuz şeyler bir adet USB, şu an benim bilgisayarımda takılı. Kullanmak istediğiniz Linux dağıtımının ISO dosyası bir adet masa üstümde indirilmiş vaziyette. Bir de Rufus isimli bir program. Ama Rufus'un 3.8 versiyonundan yukarısı olması lazım. Eski Rufus'lar bu özelliği desteklemiyor. Rufus'u basitçe internetten Rufus indir şeklinde dümdüz bir arama yaparak indirebilirsiniz. Ama bende hazır indirilmişi var. O yüzden başlıyorum. Öncelikle Rufus'u açıyoruz. USB'miz bilgisayarımıza takılı. Buradan USB'yi seçiyoruz. Eğer bilgisayarınızda takılı birden fazla USB varsa doğru USB'yi seçtiğinizden emin olun. Çünkü bu USB'de ne var ne yok silecek Rufus. Ayrıca ben 32 GB'lık bir USB kullanıyorum. Normalde Linux dağıtımları 3 GB, 4 GB gibi hacimler kaplarlar live oturumda. SQUASHFS denen sıkıştırılmış bir dosya sistemi ile oluşturulduğu için bu live USB'ler. Geri kalan alanın istediğiniz kadarını persistent depolama olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ne kadar çok yer ayırırsanız o kadar kullanışlı olacaktır sizin için. USB'mizi seçtikten sonra live oturum açacağımız ISO dosyasını seçiyoruz. Burada kalıcı disk bölümü boyutu diye bir ayar var. Bu bahsettiğim persistent hacim, kalıcı hacim. Bunu ben sona dayayacağım 27 GB'a. 27 GB'ın tamamını kullanmak istiyorum. Ama isterseniz siz şöyle bir şey yapabilirsiniz. 27 GB yerine atıyorum 20 GB verip kalan 7 GB'ı FAT32 olarak formatlayıp o kalan 7 GB'ı USB bellek olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Yapmamız gereken şeyler tam olarak bu kadar. Bu kadar basit, bu kadar dümdüz bir işlem. Bu size bir kurulum USB'si oluşturacak. Kendi lafımı kesiyorum. Burada bana bu uyarıyı vermeden önce siz ilk defa kurduysanız ve ilk defa kullanıyorsanız ihtiyacı olan dosyaları indirmek için sizden izin isteyecek. O izni onaylamanız gerekiyor. Sonrasında bu uyarı çıkacak. Bu uyarı da diyor ki ben bu USB'de ne var ne yok sileceğim, içinden geçeceğim. Bana uyar. Benlik bir sıkıntı yok. Tamam diyorum. Bu işlem biraz vakit alacak. O yüzden ben önce biraz konuşacağım. Bahsetmek istediklerimi anlatacağım. Sonrasında hızlandıracağım. SQUASHFS live kurulum ortamlarının dosya sistemi. Sıkıştırılmış bir dosya sistemi. Daha az yer kaplıyor. Ama daha yavaş çalışıyor. Ama şu an yapacağımız işlem hemen hemen tamamen işlevsel
bir Linux dağıtımı oluşturacaksın. Ve bunu sadece bir bilgisayarda da değil, götürüp gidip taktığınız her yerde kullanabileceksiniz. Yüklediğiniz dosyalar orada olacak, yüklediğiniz programlar orada olacak. Videonun ilerleyen noktalarında bunları da göstermek istiyorum. Tamamen kendi işletim sisteminizi cebinizde taşıyor. Evet. Bilgisayarımı yeniden başlattım. Açılışta bilgisayarın boot menüsü için benim bilgisayarımda gerekli tuş F11. F11'e bastım. Karşıma çıkan menüden USB'yi seçtim. USB'den bootlandıktan sonra karşıma çıkan menüden de Live oturumu seçtim. Şu an Zubuntu'nun Live oturumundayız. Ama normal bir Live oturuma göre bazı artıları var. Bir program indirdiğimizde veya bir ayar yaptığımızda indirdiğimiz program veya yaptığımız ayar kaybolmayacak. Şurada Casper RW olarak görünen kısma kaydedeceğimiz bütün dosyalar USB'mizde kalıcı olacak. Normal bir live oturumda yaptığınız her şey bilgisayarı kapattığınızda gider çünkü. Artı normalde live oturumda şu benim bilgisayarımdaki diğer sürücüleri görmüyor. Burada diğer sürücüler de mevcut ve bunlara ulaşabilir durumdayım. Şimdi denemek için bazı değişiklikler yapalım. Ben zaten kayıt yapabilmek için OBS stüdyoyu kurdum. Onun dışında bir şeyler indirelim. Ne indirelim? TimeShift diye bir yedekleme programı var benim kullandığım. Aslında bununla da ilgili bir video çekmeyi planlıyorum yakın zamanda. TimeShift'te Linux kurduktan sonra yapmanız gereken ilk şey aslında TimeShift'i indirelim. Sudo apt install. Klavyem İngilizce. Önce onu bir düzeltelim. Ayar yöneticisini açıyorum. Language Support'a tıklıyorum. Evet. Oturumu kapatıp açtım. Gördüğünüz gibi artık Türkçe home klasörü ev oldu. File system dosya sistemi oldu. Trash çöp oldu. Zubuntu LTS installation, Zubuntu LTS kurulumu oldu. Bu arada buna tıklayıp oradan bilgisayarınıza kurabiliyorsunuz istediğiniz zaman. Şimdi kalıcı olacağından emin olmak için bir program kuralım. TimeShift kuralım demiştik. Sudo apt bilgisayarı yeniden başlattığımda masaüstü değiştirdiğim halindeydi. OBS Studio kayıt için kullandığım program sonradan kurduğum bir şey olmasına rağmen kalmıştı. Hemen TimeShift'e bakalım. TimeShift'e sonradan kurduğumuz halde burada. Home klasörüne bakalım. Kayıt yaptığımız dosyalar da burada.